Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, bugün 97. sayfadan başlayarak vermiş olduğumuz soruların cevaplarını çözeceğiz. Sizden istediğim, lütfen evde bunu tekrar yaptığın soruların cevaplarını güzelce bir şekilde anlayarak yapınız. Aydınlatma ve ses teknolojileri. Evet çocuklar, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin belirttiği durum ışık kirliliğini önlemeye yönelik bir davranıştır? Işık kirliliğini önleyeceğiz. Ortam aydınlatırken çok fazla ışıklar kullanılmalıdır, yanlış. Gökyüzüne yayılan ışık miktarı artırılmalıdır, yanlış. Tabelalarda ilan ve reklam panolunda fazla ışıklandırmadan kaçınmalı. Evet çocuklar, bakın fazla ışıklandırmadan ne yapıyoruz? Kaçınıyoruz. Evet bakalım. Işık kirliliğinden etkilenmemek için gökyüzünden izleyen gözlem evlerinin nereye kurulması daha doğru olur? Şehir merkezlerindeki yüksek binalara bakalım. Işıklandırmaların yeterli olduğu alanlara bakalım. Bakın yeterli olacak ama deniz kıyısında değil, ama şehir merkezlerinin arkadaşlar, bakın burada şehir merkezlerinin dışına arkadaşlar. Çünkü şehir merkezleri ışık kirliliği bakımından sıkıntılı. O yüzden 2 Ceyhan. Ve 3'e bakalım. Aşağıdaki ampullerden hangisi en fazla ışık kirliliği oluşturur? Bakın. Siperleri var direkt değil. Bak siperler nerede? Altta. Ne yapıyor? Işık yukarı doğru gidiyor. Bakın yukarı. O yüzden en fazla ışık kirliliği 3 denizde olacak arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki ifade hangileri doğrudur demiş. Burada. Işık kirliliği, bakalım burada, bakın ışık kirliliği enerji tasarrufu sağlar. Işık kirliliği enerji tasarrufu sağlamaz, yanlış. Işık kirliliği doğal çevreyi olumsuz etkiler, doğru. Işık kirliliğini önlemek için sokak lambaları ışığı dağıtmayacak şekilde yapılmalıdır. Nasıl olacak? Tabii burada da soru anlamında baktığımız zaman ışık lamba dağıtmayacak şekilde yapılmalıdır. Ne demek istiyor? Aslında yaymıyor. Aslında siper yapılması lazım. Tabii soruda bir ufak bir sıkıntımız var burada. Soru işte, çünkü anlamında bir çok açık bir soru değil. Ama doğru olan şu. Işık kirliliği doğal çevre olumsuz etkiler. Evet, ışık kirliliği önlemek için sokak lambaları ışığı dağıtmayacak şekilde. Yani dağıtmayacak dediğimiz şu çocuklar. Yani yukarı çok fazla değil. Yani siperler olması anlamında olması gerekir. 5 şıkkı. Bakalım 5'e bakalım arkadaşlar. 5. Buradaki 5'e bakalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ışık kirliliğine neden olmaz diyor. Sokak lambalarının arttırılması ışık kirliliğine neden olur. Binaların daha fazla ışıklandırılması ışık kirliliğine neden olur. Akkor filamanlı ampul yerine tasarruflu ampul kullanılır. Kesinlikle bu. Bakın. Taşıtlardaki uzun farların sürekli kullanılması, bu da ışık kirliliğine neden olur. Evet geldik. 6. sorudayız. Yukarıdaki olumsuzluklara neden olan etken aşağıda hangisi? Gece yolculuk yapan göçmen kuşu diyor. Göçmen kuşlar diyor. Kaplumbağa diyor. Bakın direkt ışık kirliliği. Ses kirliliği, görüntü kirliliği, ışık direkt arkadaşlar. Işık kirliliği. 6. Zaten ne demiştik? Diğer şeylerde ışık kirliliği bu anlamda göçmen kuşu ve özellikle karate karateleri ne yapıyordu? Yaşamlarını olumsuz etkiliyordu. 7'ye bakalım arkadaşlar. 7. Aşağıdaki hangisi ışık kirliliğinin nedenleri arasında sayılamaz? Işık kaynaklarının gereksizliğiyle kullanılması sayılır. Cadde ve sokakların aşırı aydınlatılması sayılır. Işığın doğru aydınlatma kurallarına göre kullanılması arkadaşlar. Zaten basit bir soru. Yukarıdaki sembolleri gösteren davranışlar hangileri? Diyor ki göz sağlığımızı olumsuz etkiler. Olumsuz, ışığın doğrudan göze gelmesi. Kesinlikle. Ortamın gereğinden fazla aydınlatılması. Kesinlikle doğru bu ikisi. Beyaz ışık yerine sarı ışık tercih edilmesi. Şimdi bazı kaynaklarda şunu, evet beyaz ışık daha şey ama sarı ışık daha hafifleti, daha rahatlatıcı. Bu değil. Diğerleri doğru. O zaman cevap Adana arkadaşlar. 9'a bakalım. Yukarıdaki etkinlikte ifadenin doğru ise D yanlış seviye oluşunu değerlendirerek ilerleyse diyor. Hangi çıkışa vurulabilir? Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış ve yanlış yön ve zamanda ışık kullanılmasına ışık kilidi. Bakalım. Doğru. Zaman burası komple sildim. Işık kirliliği canlıların doğal yaşamını olumsuz etkiler. Doğru. O zaman ne kaldı arkadaşlar? Direkt Adana. 9 Adana arkadaşlar. Evet çocuklar, geçmişten
başlıyoruz mesela. Diyor ki bakalım burada tabii ki bu sarı noktaları okuyalım. Ses teknolojileri insanların seslerini kaydetme, dinleme ve uzaklığa iletme istekleri sayesinde sürekli gelişmiştir diyor. Doğru. Ses kayıt teknolojinin geçmişten günümüze gelişimiyle ilgili aşağıda verilen bilgileri sırayla film şeridine yazalım diyor. Tamam. Bakalım. Geçmiş, gelecek arkadaşlar. Geçmişte gelecek hakkında nasıl yapacağız? Bakalım. Diyor ki Thomas Edison tarafından sesin kaydedilmesi ve dinletilmesini sağlayan fonograf icat edildi. Tamam, fonograf. Fonograf ama ne zaman icat ediliyor? Bakalım. Telefonu icat eden Graham Bell sesin telleri eğitimini başardı. Böylece radyo ve telsiz öncülüğü başladı. Bakın. Önce telefon arkadaşlar. Bu daha sonra. Önce bu icat eden. Önce arkadaşlar geçmişten. Şurası 3. Önce telefonu icat ediyor. Telsiz öncülüğü. Sonra bak kaydetme cihazları önce bundan sonra. Thomas Edison tarafından sesin kaydedilmesi ve dinletilmesini sağlayan fonograf. Bakın daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bunlarla beraber kaydediyorlar. Ya önce şöyle bir şey. Şimdi ses bir yerden bir yere gitmeden bu adam bunu kaydetmesini nasıl öğrensin? Öğrenemez değil mi? Öncelikle bu iletimi sağlıyor. Sonra kaydetme işine. Bakın 3 ve 1 tamam. Sonra bakalım. Sesler plaklara kaydedildi. Fonograftan sonra. Plaklara kaydedilen sesler gramofon denilen aygıt. Evet. Direkt arkadaşlar. Fonograftan sonra gramofona çekildi. Bu da gitti. Bakalım. Plakların yerine sesin kaydedilmesini sağlayan kasetler ve kasetlerin dinlenebilmesi kaset çatıda direkt. Zaten DVD'ler daha sonra başlıyor çocuklar. Bakın DVD'ler geleceğe yakın. Bakın 4 ve burası da ne olacak? 5 olacak arkadaşlar. Yani önce ses iletim kablolarından bu önce yani bu öncülük yapıldı. Telefonu icat eden Graham Bell sesin telleri eğitimimiz başlattı böylece. Radyo ve telsiz öncüsü oldu. Daha sonra ses iletildikten sonra kaydedilme işlemlerine başlıyor. Bakın burada hata şu var. İşte bazı arkadaşlarınız şunu söyleyebiliyor hocam. Gramofon telefondan daha. Arkadaş ses önce iletilmesi lazım ki iletildikten sonra bu sesi kaydetme anlamında. Yani düşünün hiçbir şekilde ses bir yerden bir yere gitmiyor. Adamlar hadi bakalım bunu kaydedelim. Nasıl? Önce iletilmesi lazım. Bakın burası önemli. Bu konuda bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu soru güzel bir soru. Ben hoşuma gitti. Bakalım. Arkadaşlar burada da güzel yine bazı zaman karıştırılabilir bu çalışma. Ses kaydedilmesi ve dinletebilmesi için kullanılan araçlara resimleri eşleştirelim diyor. Bakalım. Bakalım arkadaşlar burada ne olacak? Fonograf. Bakın. İlk fonograf bakın şunlar. Fonograf dediğimiz bir şu. Bir Bursa fonograf. Pickup diyor. Pickupları zaten biliyorsunuz. Pickup böyle bir haznesi olan. Belki şey olur. Hazne pickup'ı ne yapıyoruz? İçine koyuyoruz. Daha sonra çalıyor. İki Adana. Üçe bakalım. Arkadaşlar. Üç. Üç gramofon diyor. Artık zaten fonografı bulduktan sonra gramofon artık sıkıntı değil değil mi? Artık otomatikman. Tek sıkıntı şu. Gramofonla fonograf biraz karıştırılıyor. Benzermiş gibi geliyor ama şuradan ayırabiliriz. Dediğimiz gibi. Şurada gramofon Ç. Kaset çaları biliyorsunuz. Kaset çaları artık C şıkkı. Yani kaset. Kaseti takıyorsunuz. Kaset çalar buradan geliyor. Anlamında. Bunu da çizmişim. Plak diyor. Plak daha önce belki anneniz babanız veya evlerde şey vardı. Plak F olarak yapalım. F. Bunu da yaptık. Kaset zaten siz kasetlere rastlamış olabilirsiniz. E. CD de direkt arkadaşlar D olacak. Bakın bunlarla ilgili sorular çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım. Önemli. Sesin şiddetini arttırıp azaltmaya yarayan araçları işaretleyelim diyor. Sesin şiddetini arttırmaya yarayan araçları diyor işaretleyelim diyor. Ses bakın mikrofon sesin şiddetini arttırır. Bakın. Bir. CD yok. Burada ses cihazı var.
Ses cihazı var. Ses cihazı özellikle işitme engelli arkadaşlar da mesela özellikle 3 sesi ne yapar? Dışarıdan gelen sesi yüksek sesli kulağa verir. Bakın bu bir pick up diyorum pardon plak. Kesinlikle değil. Hoparlör evet sesin şiddetini arttırır. Megafon da sesin şiddetini arttırır. Yani 1, 3, 5, 6 sesin şiddetini arttırıp azaltmaya yarayan araçlar arkadaşlar. 1, 3, mikrofon, ses arttırıcı mesela işitme cihazı, hoparlör ve megafon. Devam edelim. Burada da arkadaşlar geçmişten diyor bakalım. Geçmişte kullanılan, günümüzde kullanılan ses şiddetini arttırma yerine bakın. Öncelikle ne dedik? Öncelikle sarı noktaları kesinlikle okuyoruz. Sesin kuvvetli ya da hafif çıkmasına sesin şiddetini, yani burada sesin şiddeti diyoruz. Hafif ya da çok çıkmasına, kuvvetli çıkmasına. Aşağıdaki araçları inceleyerek geçmişten günümüzde kullanılan ve ses şiddetini arttırma yerine sınıflandırılıyor. Aşağıdaki araçları inceleyerek diyor, geçmişte ve günümüzde kullanılanları ve ses şiddetini arttırmaya yarayan sınıflandıralım. Evet bakalım. Şimdi geçmişte kullanılanlar, mesela geçmişte kullanılanlara baktığımız zaman arkadaşlar, bu bir radyo. Geçmişte kullanılan, direkt ikiye yazdım. Şimdi kullanılıyor. Mesela yine geçmişte kullanılan arkadaşlar baktığımız zaman yine bir gramofon 4. Yine bir telefon. Bu telefonlar geçmişte kullanıyoruz. 5. Günümüz bakın yine bir burada da dediğimiz gibi ne olacak? Geçmişte kullandığımız mesela radyo veya kaset çalar. Bu kaset çalar. 8. Zaten bunu şurada göstermiştik çocuklar. Bakın. Şurada vardı. Bakın. Pick up. Şurada. Aynı şekilde de burada da var. Ne oldu? 9 arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Biraz tabii bunda mouse'da sıkıntı olur. 2, 4, 5, 8, 9. 2, 4, 5, 8, 9. 2 radyo, 4 gramofon, 5 eski telefon, eskide kullanılıyordu. 8 kaset çalar. 9'u da söyledik. Kartçalar. Bakalım. Günümüzde kullanılanlara bakalım arkadaşlar. Günümüzde kullanılan ne olacak? 10 var. Tablet diyebiliriz. 11 var şu an. Tabii bu telefonlar da artık gündemden kalkabiliyor ama yine ne var arkadaşlar? 12. Şimdi iş yerlerinde özellikle ev iş telefonlarında bu tarz daha çok telsiz ama bunlar da yakın bir zamanda gidecek ama şu an günümüzde kullanıyoruz. 10, 11, 12. Bakın bunları da çizdim. Ses şiddetini arttırmaya. Ses şiddeti bakın 1 işitme cihazı, 3 kulaklık. Yani burada yine ses şiddetini arttırmaya mikrofon ve hoparlör dediğim şey 3. Yine burada bakalım şurada mikrofon var 6. Şurada ne var? 7. Yani nedir? Hoparlör, mikrofon, işitme cihazı ve kulaklık dediğimiz sesin şiddetini arttırmaya yarayan cihazlar. Evet arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Diyor ki olumlu diyor. Olumlu ve olumsuz. Bakalım önce şurasını okuyalım. Şiddeti yüksek olan seslere sürekli maruz kalan insanların belli bir süre sonra işitme yetisi yani işitme kaybı. Kulakları artık duymaz diyor. Zayıflar. Şiddetli ses üreten cihazların olumlu veya olumsuz yönleriyle ilgili aşağıdaki örnekleri verilmiştir. Örnekleri inceleyip uygun kutu işaretleyin diyor. Yangın anında çalan alarm. Arkadaşlar bakın bu bir işitmeci olumlu doğru. Olumludur. Yangın anında çalan alarm olumlu çünkü haber veriyorsun. Sesin yüksek olması lazım. Kalabalık bir topluluğa konuşma yapacak bir kişinin mikrofonu kullanması. Bakın bu da normalde sesini kullansa çıkmaz ama ne yapar? Birden fazla insan dediğim gibi kalabalık gruplara sesi şiddetini artıracak cihazlar kullanmak yani olumlu.
Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının siren sesleri. Bunlar da olumlu. Çünkü bunlar acil. Acil gitmesi lazım. Bu sesi duyduktan sonra bu araçlara yol vermemiz lazım arkadaşlar. Trafikteki araçların aynı anda korna çalması. Bakın bu sıkıntı nedir? Olumsuz. Bebeğin ağladığını haber veren cihazlar olumlu. Hemen anne koşarak gelir. Deprem anında çalan alarm, evet, direkt olumlu. Bu da bilgilendirici. Parzazdan satış yapabilmesi. Bakın burada da arkadaşlar ne var? Olumsuz. Yani gürültü dediğimiz bir durum var. Yani bunu anlamamayan arkadaşlarımız bu tarz çalışmaları hocam ben anlamadım derseniz yine beni normal WhatsApp'tan olsun, telefondan olsun. Hocam işte örneğin 102. sayfadaki işte üçü anlamadım şekli beni sorabilirsiniz. Bakalım. Arkadaşlar şimdi buradan bakalım. 102'de şunları dolduralım. Diyor ki burada nasıl yapacağız bunları? Zaten sesini arttırmaya yarayan diyor ki sözcükleri dolduralım. Bakalım. Nokta nokta bildik. Önce bilmediklerimize nokta nokta diyor. Sesin şiddetini artarak sesin uzun mesafeye yayılmasını sağlar. Gramofon CD. Bakın bu bir kere megafon. Şunu da şöyle verebilirim ben. 1 2 3 4 5. Bakalım. Bildiklerimizi yapalım. Önce bir kafamızdan bakalım. Bu ben megafon diyorum. Nokta nokta işitme problemi yaşayan insanların sesini artarak duymasını sağlar. İşitme cihazı 3. Burası olacak. Kesin. 3 olacak. Günümüzde ses kaydı sayesinde yapılmaktadır. Bakın ses kaydı. CD ve DVD. Bakalım. Plaklara kaydedilen sesler ile dinle. Plaklara bakalım. Ne dedi? Sesin kaydedilmesi ve kaydedilen ses dinlemesi sağlanan ilk aygıda. Arkadaşlar şunu bir kere bakalım. İlk aygıda biliyorum. İlk aylık fonograf. 5. Sesin şiddetini arttırarak sesimizin uzun vadede yayılmasını sağlar. Bakın bunu sildim. Megafon 4. Bu zaten 3 demiştim ben buna. 3. Bunları 5, 4, 3'ü bittim. Diyor ki plaklara kaydedilen sesler neyle dinlenir arkadaşlar? Plaklara kaydedilen sesler ben gramofonla de 1. Otomatikman buraya ne kaldı arkadaşlar? 2. Devam edelim. Evet arkadaşlar, bölüm testini hemen çözelim, hızlı bir şekilde çözelim. Aydınlatma ve ses teknolojileri, bakalım burada sayfa 103, evet bakalım, hemen çözelim. Bakalım, yukarıdaki araçların ortak özelliği nedir arkadaşlar? Hepsi ne yapıyor? Sesin şiddetini arttırıyor. Bir, iç direkt kafadan, megafon, mikrofon, hoparlör direkt arkadaşlar sesin şiddetini arttırır. Hemen bakalım. Bu ifadenin doğru ve de yanlış şey olduğunu karar vererek istediğiniz hangisi ama ulaşılır diyor. Bakalım zaten bununla ilgili çok soru çözdük. Ses kayıt cihazları sayesinde sesler gelecek nesillere aktarılabilir. Bakalım aktarılabilir mi? Tabii ki aktarılır. O zaman doğru arka şurasını siliyorum. Bakın doğru oldu. Şu süresini. Şuradan gidiyorum. D doğru. Buradan gidiyorum. Ambulans ve itfaiye araçlarının siren sesi bu araçlara yol verilmesi gerektiğini haber verir. Kesinlikle doğru. O zaman bir kesin ne olacak? 2 Adana. 3'e bakalım. Aşağıdaki ses kayıt araçlarının hangisi diğerlerinden daha önce icat edilmiştir? Bakın. En önce icat edildi. Zaten biliyoruz arkadaşlar. Fonograf yapılıyor. Fonograftan sonra gramofon. Gramofon sonra kaset ve kaset çalarlar. Daha sonra CD. 3. Daha önce icat edilmiştir arkadaşlar. Fonograf. 3. Ceyhan. 4'e bakalım. Şemada diyor. Yıldız ve daire sembolü yine hangisi çerçeveden yazılamaz demiş. Yazılamaz. Bakın önemli kırmızı. Yazılamaz demiş burada. Ses teknolojileri, sesin şiddetini arttıranlar, sesin şiddetini arttıranlar bakın yazılamaz diyor. Megafon sesin şiddetini arttırır, hoparlör sesin şiddetini arttırır, mikrofon da arttırır arkadaşlar. Yazılamaz dediği için direkt arkadaşlar D şıkkı bakın. Direkt. Çünkü bunlar arttırıyor direkt kaset arttırmaz. Ses kaydediciler CD ses kaydedici kaset cep telefonu demiş ama mikrofon ses kaydedici direkt buradan da çıkıyor. Evet bakalım. 5'e bakalım. Aşağıdaki hangisi geçmişte ses kaydetmek için kullanılırdı arkadaşlar? Geçmişte ses kaydetmek için kullanılan cihaz hangisiydi arkadaşlar burada? Günümüzde kullanıyoruz. Geçmişte dediği için kaset arkadaşlar. Bunlarda ses kaydetme yok.
fotoğraf makinesi, telefon, CD. Bunda var ama bu günümüzde arkadaşlar. Geçmişte demiş, bakın geçmişte. Altı ses teknolojileri diyor ki, bakalım isimli afiş hazırlamaya çalışan Aybüke afişte aşağıdaki resimde hangisini kullanmak? Ses teknolojisinin kullanıldığı araçlar. Ses teknolojisi, bakın ses teknolojisi. Bakın ses teknolojisi dediği için işitme cihazı. Yine burada bir hoparlör tarzında bir şey olabilir. Tam anlamlı ses cihazı. Bu evet nedir? Stetoskop, özellikle ses arttırıcıdır. Doğru. Ama arkadaşlar bu mikroskop, bununla hiçbir şey yok. Sesle alakalı görüntü arkadaşlar. Yukarıdaki görselde en doğru açıklayan ifade hangisidir demiş. Buradan. Telefonun teknolojik gelişim, bakın telefon. Direkt arkadaşlar telefonun teknolojik, hepsi telefon olsun, direkt yapıyorum. 8'e bakalım. 8, yukarıdaki resmi verilen aletlerden kaç tanesi şiddetli ses üreten teknoloji araçlarına? Şiddetli ses üreten diyor, bak kaç tanesi. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar, evet doğru, doğru, doğru. Hepsi çocuklar, hepsi. Şiddetli, şiddetli dediğin zaman şöyle aklınıza çok şiddet anlamında şey yapmasın. Daha şiddetli ses, yani sesi yükseltir anlamında düşünün. Bakalım D olacak. Bu yukarıdaki verilen tanımlarla bu tanımlara ait kavramların eşleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Ses şiddetini arttıran araçlara örnektir. Megafon olabilir. Bakalım. Megafon olabilir. İşitme cihazı da olabilir. Bilemiyorum. Ses teknolojisinin kullanıldığı araçlar. Ses teknolojisini. Evet. O da sesin yüksek ve düşük duyulmasıyla ilgilidir. Bir kere bu kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Şu olacak. Bakın şu kesinlikle bu olacak. Sesin yükselme ve düşük duyulmasıyla ilgili sesin şiddeti. Bakalım buradan. Bakın arkadaşlar buradan bakıyorum. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Direkt cevap otomatikman C şıkkı. Evet çocuklar, şu an biz sayfa 104'e kadar geldik. 96-104. Evet. Bundan sonra 118'e kadar olan soruları da çözeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Lütfen cevaplarınızı bu kaydıma göre yapınız. Tik atınız çocuklar. Ben okul sürecinde de bunları kontrol edeceğim. Görüşmek üzere.